Sinüs teoremini kullanabiliriz. İki tane kenar ve aralarındaki açının sinüsü veriliyorsa sinüs teoremi kullanılabilir. Şöyle alan diyorum. Şöyle hareket edeceğiz. 1 bölü 2 diye başlıyorum. Kenarlarımız 6. Diğer kenarımız 4. Çarpı aralarındaki açının sinüsü. Yani sinüs ay. Şimdi hemen sadeleştirelim. 2 ile 6'yı sadeleştiriyorum. 3 yazıyorum kalanları. 3 çarpı 4 çarpı sinüs alfa, ki sinüs alfa da 1 bölü 3'tü. Buradaki 3'ler sadeleşir, geriye 4 kalır. Yani bizim alanımız 4 olacak.